Dün saat 22:48-58 civarlarıydı, tam hatırlamıyorum ama evdeydim, personellerin telefonuyla buraya geldim. Geldiğimde 60-70 kişilik bir grubun organize bir şekilde camide toplanıp, karşı camide toplanıp restoranımıza girdiklerini ve müşterileri kovarak, masaları sandalyeleri dağıtarak camlara, duvarlara boyalı balonlar fırlattıkları, içeride slogan atmışlar ve personelimizi tehdit etmişler. Yani yarın burası açılmayacak, bu da burada kalmayacak, bu son değil diye tehdit ederek gitmişler. Tabii geldiklerinde sanırım polis ekipleri yoktu burada. Ama biz görüntüleri izlediğimizde grup içerideyken polis ve bekçiler de içerideydi yani. Hani o grubun bu provokasyonunu bizzat polis ve bekçi ekipleri içeride gördüler. Hatta daha sonra restoran müdürümüzün iş yerine yetişerek onlara müdahale etmeye çalışması üzerine kameralarda da kayıtlı grup restoran müdürümüzü linç etmeye çalışıyor. Restoran müdürümüzü üst kata kaçırıyor personellerimiz. Restoran müdürümüzün de hayatını öyle kurtarıyorlar yani. Restoran müdürümüz de hani biraz olayın psikolojik etkisiyle onlara sözlü olarak ya biz Müslüman değil miyiz? Yani biz de buradan ekmek yiyoruz. Bunu yapmaya hakkınız yok deyince onlar da saldırıyorlar. Bizim 2-3 tane personelimiz var sağ olsunlar. Onlar da restoran müdürümüzü alıp depoya kilitliyorlar ki linç edilmesin. Daha önce bir defa buraya 5 kişilik bir ekip geldi. Bu restoranı kapatmamız gerektiğini söylediler. Onlarla konuştuk. Bilgilerinin yanlış olduğunu, bu restoranın İsrail-Filistin Savaşı ile hiçbir ilgisinin olmadığını, burada çalışanların bu bölgenin insanları olduğunu ve sattığımız ürünlerin menşeinin İsrail menşeili olmadığını anlattık. Ondan daha sonra bayramın birinci günü yine bir ekip geldi. Ben yine burada yokmuşum. Eşim buradaydı. Eşime biz içeri girip Filistin bayrağı asacağız. Bir grup olarak geldik, Filistin bayrağı asacağız demişler. Biz o ara yine polis 112'yi arayıp ihbarda bulunduk. Ekibin bulunması gerektiğini söyledik burada. Ama sanırım hani yoğunluktan burada ekip bulunduramayacaklarını söylemişler. Kalıcı bir ekip yoktu. Geçici olarak memur arkadaşlar geliyordu buraya. Durumu sorup gidiyorlardı. Ama birçok yerde biliyoruz ki restoranların önünde kalıcı polis ekipleri var. Sanırım bu grupta, yani bu provokatör grupta hangi restoranların önünde ekibin olmadığının bilgisini alıyorlar. Yani nereye saldıracaklarını iyi biliyorlar. Neyin suç olup neyin böyle soruşturma aşamasında biteceğini iyi biliyorlar. Yaptıkları provokasyon onlara bir zarar getirmiyor. Ama işte esnafa, bizim bu restorana çok büyük maddi zararlar getiriyor. Sadece bizim restoran için konuşmuyorum. Bu tip problemleri yaşayan bütün restoranlar uzun vadede tüketici bulma sıkıntısı yaşıyorlar. İnsanlar korkularından gelip oturamıyorlar restoranlarda. Temel sorun bu. Ama biz grubun bilinçli ve bir şekilde organize bir şekilde yönetildiğine inanıyoruz. Yani birbirlerine talimatlarını, personellerimizin anlattıklarına göre birbirlerine talimatları tamamen bir yerlerden bilgi ve yol aldıklarını gösteriyor. Evet, dün gece ben suç duyurusunda bulundum. Bir de olay esnasında olaya şahit olan vardiya müdürümüz suç duyurusunda bulundu. İkimiz suç duyurusunda bulunduk. O grubun içerideyken ve yaptıkları protestoyu devam ettirirken, provokasyonu devam ettirirken, restoranımıza zararı devam ettirirken polis memurlarının ve bekçilerin de burada olduğunu,
neden bir veya iki tanesini müdahaleyle içeri almayacak, almadıklarını sorduk. İşin açığı cevap alamadık. Yani.